Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda 7. sınıf 2. dönem 1. matematik sınavına hazırlanacağız. Önümüzde örnek bir yazılı kağıdımız var. Soruları teker teker çözerek konularımızı tekrar etmiş olacağız. Arkadaşlar birinci sorumuz doğru yanlış bölümüyle, bölümüyle alakalı. Birinci sorumuzda arkadaşlar 2a-8 eşittir a artı 4 denklemi birinci dereceden 2 bilinmeyenli yani denklemdir diyor. Şimdi birinci dereceden demek bu bilinmeyenlerin kuvvetlerinin bir olması. Bunların kuvvetleri bir. Demek ki birinci dereceden. İki bilinmeyenli denklem demesi iki tane değişken olması lazım içerisinde. Ama burada sadece bir tane var. Yani değişken burada A. Bunun içerisinde bir de B olsaydı o zaman iki bilinmeyenli olurdu. Yani şu halde bu ifade yanlış. Denklemlerde eşitliğin korunumu vardır. Eşitliğin iki tarafını da aynı sayı ile çarpmak buna bir örnektir diyor arkadaşlar. Bu doğru çünkü denklemlerde her iki tarafı aynı sayı ile çarparsanız denklem bozulmaz. eşitlik bozulmaz. Üçüncü soruda deposu dolu bir araç 1 litre benzinle 16 kilometre yol almaktadır. Bu aracın deposunda kalan benzinle aldığı yol arasında ters orantı vardır diyor. Arkadaşlar depoda kalan benzinle aldığı yol arasında. Şimdi depoda e, kalan benzin azaldıkça gittiği yol artar. Yani benzin ne kadar azalırsa depoda o kadar yol gitmiş demektir. Dolayısıyla bir arada ters orantı var. Bu ifade de doğru. Dördüncü soruda 2A artı 3 eşittir 8 denkleminde toplam durumundaki artı 3 eşitliğin diğer tarafına geçerken eksi 3 olur. Yani bunu buradan alıp karşı tarafa atarsak eksi 3 olarak geçer. Yani doğru. Ee, 3x eşittir 25 eksi 10 denkleminin kökü eksi 5'tir diyor. Denklemin kökü demek denklemin çözümü demek. 3x eşittir 25'ten 10 çıktı. 15 her iki tarafı da 3'e böldük. x eşittir 5. Yani arkadaşlar burada denklemin kökü eksi 5 değil artı 5'tir. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Altıncı sorumuz test sorusu arkadaşlar. Burada T'lere ters orantılıdır. Y eksi x var. Kaçtır diyor. Şimdi ters orantı olduğu zaman bu ifadelerin çarpımları bize aynı sonucu verir. T ile R ters orantılıdır diyorsa T ile R'nin yani çarpımı bir K sabit sayısına eşittir. Burada arkadaşlar 4 ile 12'nin çarpımı 48. 6 ile 8'in çarpımı 48. Yani bunların da çarpımları 48 olması lazım. 3 ile 16'yı çarparsak 48 yapar arkadaşlar. 2 ile de 24'ü çarparsak 48 yapar. Yani burada y 24 x de 16 arkadaşlar. Dolayısıyla 24'ten 16'yı çıkardığımızda 8 sonucuna ulaşıyoruz. 7. sorumuzda da denklemin çözüm kümesi kaçtır diyor. Burada önce bu 2'yi dağıtmamız lazım. Hem a'ya hem 11'e. Dolayısıyla 2a artı 22 eşittir 3a artı 8 yapar. Burada a'ları bir tarafa toplayacağız. Normal sayıları bir tarafa. Küçük olanı büyük olanın yanına gönderirsek daha az sorun çıkar. 2a'yı bu tarafa gönderdik. 3a eksi 2a artı 8'i bu tarafa gönderdik. Eksi 8 olarak geçti. 22'den 8 çıktı. 14 eşittir 3a'dan 2a çıktı. 1a kaldı. Yani cevabımız Ceyhan. 8. soruda %10 indirimli 45 liraya satılan bir pantolon %8 karla kaç TL'ye satılır diyor. Burada %10 indirimli fiyatı bu olduğu için arkadaşlar ürünümüzün fiyatının tamamı %100 olduğunu düşünürsek %10 indirimle satarsak ürünümüzün fiyatı %90'ından satmış oluruz. Yani %10 indirimli fiyatı x çarpı 90 bölü 100 olur. O da eşittir. 45 TL'ymiş. Şimdi sıfırları sadeleştirdik. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. 9x eşittir. 450. Buradan da x eşittir. 9'a böldüğümüz zaman 50 olarak çıkıyor. Ürünümüzün satış fiyatı, ürünümüzün fiyatı 50 lira arkadaşlar. Şimdi bu 50 liralık ürünümüzü %8 karla satacağız. %8 karla sattığımız zaman 50 çarpı 8 bölü 100'den 50'ye böldük 1, 50'ye böldük 2, 8'de 2'ye böldük. 4 TL karla satarsak arkadaşlar 50 liranın üstüne 4 lira da kar eklediğimiz zaman 54 liradan bu ürünü satmış oluyoruz. Eğer burada %10 karla 45 liraya satılıyor deseydi o zaman buraya x çarpı 110 bölü 100 yazarak başlayacaktık. Ama burada indirimle dediği için %100'den 10 çıkardık %90 oldu. 9. sorumuzda ise Mehmet'in yaşının 5 eksi. Mehmet'in yaşına burada e, seçeneklere baktığımız zaman M demiş. Mehmet'in yaşının 5 eksiğinin 2 katı. 5 eksiğinin 2 katı 30 dur diyor arkadaşlar. Bunu şimdi seçeneklerden bulacağız. Mehmet'in yaşının 5 eksiğinin 2 katı 30 dur. Yani cevap Denizli. Şunu yaparsak arkadaşlar Mehmet'in yaşının 2 katının 5 eksiği olur. Yine bunda da aynı şekilde 2 katının 5 eksiği olur. Ee, şunda da Mehmet'in yaşının 5 eksiğinin 2 katıymış gibi dursa da burada parantez olmadığı için sadece 5 ile 2'nin çarpılması gerekir. Yani bu ifade yanlış olmuş olur. Cevabımız Denizli. 10. soruda 7a sınıfındaki kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranı 3 bölü 4'tür. Yani kızlar bölü erkekler eşittir. 3 bölü 4'müş arkadaşlar. Sınıfta toplam 35 öğrenci olduğuna göre. Şimdi kızlar 3 kat erkekler 4 kat demektir. Bu ikisini topladığınız zaman 7 kat sınıf mevcudu yapıyor. 7 kat 35'e eşitse 7'ye böldüğümüz zaman her bir kat 5'e eşit arkadaşlar. Kaç kız öğrenci var diyor. Kız öğrenciler 3 kat demiştik. Dolayısıyla 3 kere 5 15 kız öğrenci var. 11. soruda ise matematik öğretmeni öğrencilerin yazılıdan aldığı puanın %10 fazlasını sözlü not olarak vermek istemiştir. 80 alan Dilara'nın sözlü notu kaçtır? 80'in %10'unu bulacağız arkadaşlar. 80 çarpı 10 bölü 100. Bu sıfır bununla gitti. Bu sıfır da bununla gitti. Yani 8 puan fazlasını alacak demektir. 80'in 8 fazlası 88. Bunu şu şekilde de yapabilirdik. 80 çarpı %10 fazlasını bulmak istediğimiz için 110 bölü 100 şeklinde de yapabilirdik. Bunlar sadeleşir. 8 ile de 11'i çarptığımız zaman 88'e doğrudan ulaşabilirdik. 12. soruda bir orantı vermiş. Bu orantıya göre x artı y hangisi olabilir diyor. Bu arkadaşlar x bölü y eşittir. 4 bölü 5 demek. Burada ee, demek ki x 4 kat y de 5 kat olabilir anlamına geliyor. x artı y dediğimiz zaman 4 katla 5 katın toplamı 9 kat. Yani bu toplamın sonucu 9'un bir katı olması lazım. Bunlar da cevap olarak bizi Ceyhan'a götürüyor. 13. soruda bir kümeste sadece tavuklar, ördekler ve hindiler bulunmaktadır. Hindilerin tavukları oranı hindilerin tavukları oranı 2 bölü 3'müş arkadaşlar. <laughs> tavukların ördeklere oranı ise Tavukların ördeklere oranı ise 6 bölü 5'tir diyor. 25 ördek olduğuna göre kaç hindi vardır? Şimdi bize ördek sayısını veriyor. Yani şurayı veriyor ama burayı soruyor. Dolayısıyla biz ortak olan tavuklardan yola çıkarak bir ortak orantı kuracağız. Bunu da nasıl kuracağız? Burada tavuklar 6, burada 3. Dolayısıyla bunu da 6 olacak şekilde genişleteceğiz. 2 ile genişlettiğimiz zaman 4 bölü 6 olacak. Yani hindilerin tavuklar oranı 4 bölü 6. Tavukların ördekleri oranı 6 bölü 5. Bunlar eşit olduğu için şimdi hindileri ördeklere oranlayabiliriz. Hindi 4, ördek 5. <laughs> Burada arkadaşlar 25 ördek olduğuna göre diyor. Yani şurası 25 ise diyor. Bu bunun 5 katı. Dolayısıyla bu da bunun 5 katı olacak ve hindi sayısı buradan 20 olarak bulunacak. 14. soruda arkadaşlar bir bisikletli sabit hızla 1 saatte 8 km yol almaktadır. Zaman ile alınan yol arasındaki orantı türünü yazarak x, y, z, t, m sayılarını hesaplayınız. Burada zaman arttıkça alınan yol da arttığına göre arkadaşlar demek ki orantı türü doğru orantı. Doğru orantıda arkadaşlar e, bunların birbirine oranı birbirine eşit olması lazım. Yani 1 bölü 8 1'in 8 katı ya da 8'in 8'de 1'i. O zaman 24'ün de 8'de 1 olacak ve t 3 olarak çıkacak. Yine 64'ün 8'de 1'i Burayı 8 yapacak. 80'in 8'de biri burayı 10 yapacak. 6'nın 8 katı burayı arkadaşlar 48 yapacak. 5'in 8 katı 5 kere 8 burayı 40 yapacak. Dolayısıyla T3, X40, Y48, Z8, M10. Bakın bunların hepsinin birbirine oranı 3 bölü 24, 5 bölü 40, 6 bölü 48. Hepsi arkadaşlar 1 bölü 8'e yani şuna eşit. 15. soruda bir denklem e, kurarak bunu çözmemizi istiyor. Hangi sayının x yarısı ile yani x bölü 2 ile bu sayının çeyreğinin toplamı? Çeyreğinin x bölü 4 topladığımız zaman 45 eder diyor arkadaşlar. Bunu 2 ile genişletmemiz lazım. 2x bölü 4 artı x bölü 4 eşittir 45. Burası... Üst taraf 3x bölü 4 oldu. Eşittir 45. Paydamızda 1 var. İçler dışlar çarpımı yapabiliriz. Ya da önce sadeleştirebiliriz. 3'e böldük. X kaldı. Burayı 3'e böldük. 15. Şimdi işler dışlar çarpımı daha kolay. X ile 1, X. 4 ile 15. 60 yaptı. Bu sorunun da cevabı. Geldik son sorularımıza arkadaşlar. 36 tane tavuğa 20 gün yeten yem. 15 tavuğa kaç gün yeter diyor. 36 tavuğa 20 gün yetiyorsa 15 tavuğa kaç gün yeter? Orantımızı kuruyoruz. Yalnız bu doğru orantı mı ters orantı mı ona karar vermemiz lazım. Ee, 36 tavuğa 20 gün yetiyorsa tavuk sayısı daha az olduğu zaman bu yem daha fazla yeter. Yani gün olarak daha fazla yeter. Demek ki tavuk sayısı azaldığı zaman gün artıyor. Yani ters orantı. Ters orantı arkadaşlar bunları karşılıklı çarpıyorduk. Yani 15 çarpı x eşittir 36 çarpı 20. Buradan da x'i arkadaşlar <laughs> her iki tarafı 15'e bölerek yalnız bırakıyoruz. 36 çarpı 20 bölü 15. Burada sadeleştirme yapabiliriz. 20'yi 5'e böleriz. 4. 15'i 5'e böleriz. 3. 3'ü 3'e böleriz. 1. 36'yı 3'e böleriz. 12 yapar. Yani 4 kere 12 48 bölü 1 o da 48 yapıyor arkadaşlar. Yani 36 tavuğa 20 gün yeten yem 15 tavuğa 48 gün boyunca yetebilir. 17. soruda ise orantı sabiti 8 olduğuna göre diyor. Bu orantılarda orantı sabit 8 olduğuna göre A artı B kaçtır? Demek ki arkadaşlar A bölü 5 8 e eşitse içler dışlar çarpımından a eşittir 40 çıkar. b bölü 3 8 e eşitse içler dışlar çarpımından b eşittir 24 çıkar. Dolayısıyla 40 ile 24'ün toplamı da 64 olarak karşımıza çıkar. 18. soruda son sorumuz 18. soru. x ile y ters orantılıdır diyor. Ters orantılılarda ikisini çarpıyoruz arkadaşlar x 2 iken y 8 ise x 16 iken y kaçtır? Yani x 2 iken y 8 ise x 16 iken y kaçtır? E, 2 kere 8 16 eşittir 16 çarpı y. 16'yı ne ile çarparsak 16 yapar. Buradan da y eşittir. 1 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Ya da e, bunu normal şekilde de çözebiliriz. x 2 iken y 8 ise x 16 iken y kaçtır? Şu şekilde ters orantı. Ters orantıda karşılıklı çarpıyoruz. Yani 2 çarpı 8 16 çarpı y. Yani şuradaki aynı işlemi zaten buradan da geliyor. Arkadaşlar hepinize sınavınızda başarılar diliyorum.